Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Gale rabbi şrahli sadri ve yessirli vehlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Dersimizin mevzusu kader. Tabii kaderle ilgili pek çok dersler Hasan abi yapmıştır. Kaderin enfüsi ciheti var, bir de afaki ciheti var. Bu biraz afaki kısmından. Kader ve ilmi ilahinin ünvan ve mertebeleri. Yani kaderi genel olarak böyle bir çerçeveleştirmeye çalıştırdık. İmam Mübin nerede? Kitab Mübin nereye taalluk ediyor? Lehv-i Mahfuz-u Azam, Lehv-i Mahfuz, Sabit Kader, Değişken Kader vesaire, bunların her birinin yerli yerince dizilmiş halidir. Tabi evvela kader deyince ne anlıyoruz? Herkesin dünyasındaki kaderi bir kısa bilmek lazım ki ders daha iyi anlaşılabilsin. Şöyle kısa bir anket yapalım. Kader nedir? Bir cümleyle. Kader deyince ben şunu anlıyorum diye. Şöyle sağdan başlayalım. Bayram abi sen ne anlıyorsun? Bir bizim anlattıklarımız var, bir de sizin anladıklarınız var. Kısaca. Sanırımdan anladığım kadar Allah'ın takdiridir. Allah'ın takdiri. Takdir ettiği şeyler. Şimdi bir önden kendi bildiğimiz kaderi bir ortaya çıkartalım ki sonra hakiki kaderin kıymeti daha ziyade anlaşılır. Abdullah abi sen ne anlıyorsun? Cüz'i ihtiyarımızla çizdiğimiz, kendi isteğimize göre çizdiğimiz yolumuzun ve Cenab-ı Allah'ın da isteğine göre birleşen noktası. Birleşen noktası diyoruz. Cenab-ı Allah'ın programlarından bir tanesi. Programlarından bir tanesi diyoruz. Muzaffer abi sen ne anlıyorsun? Ben anlamadım işte, anlamaya en iyisi senin cevabın. Anlamadığımız için. Meratibi elvahı kaderiye. Kader levhalarının mertebeleri ve sıralamaları. Ve eşyanın ilimden kudrete geçmesindeki meratip. Eşyanın ilimden kudrete geçiş esnasındaki bir nevi sıralaması. Tabi biz kaderin neresindeyiz? Hepsi aşağıya doğru gelecek. Şimdi kader deyince böyle aşağıya kadar geliyor. Hani diyoruz ya alemi şehadete efendim kader programlarından alemi şehadete geliyor. Fakat alemi şehadetten sonra da durmuyor kader levhaları. Yani şu alemden sonra da kader levhaları devam ediyor. Böyle bir döngü var, o döngünün etrafında biz döneceğiz. Evvela kader dediğimiz bütün kader levhalarında Cenab-ı Hakk'ın Hay ismi umumunda tecelli etmektedir. Canlı ve hayattardır kader levhaları. Bunu Lemalar 337'de muhtelif tavırlar. Bakın bu cümle çok ehemmiyetli. Aslında kadere bütün bakış açımızı bu cümle değiştirecek. Muhtelif tavırlar ve müteaddit vücutları hayattar ve canlı ve ruhlu sübut-i ilmi ve elvah-ı kaderiyeden alınır. Yani bu aleme gelecek olan her şeyin sureti nereden? Elvah-ı kaderiyeden, kader levhalarından alınıyor. Fakat bu kader levhaları dediğimiz, lehv-i mahfuz dediğimiz, lehv-i mahfuz isbat dediğimiz yerler nasıl bir yer? Muhtelif tavırlar. Yani şuradaki cemaatin meyhanedeki halleri de orada mevcuttur. Bunu üstad şu şekilde ifade ediyor. 50 sene sonraki hallerini gördüm ve ağladım. Lemalar 274'te. Şimdi 50 sene sonraki halleri daha gelmedi ki nasıl görüp ağlıyor? Olmayan bir şey. İşte diyor ki o kızlardan lise mektebinin bahçesinde raks eden 50-60 kızdan 40-50'si kabirde azap çekiyorlar.
10 tanesi yaşlanmış, çirkinleşmiş diyor. Azap çekiyorlar bak. Tabir bu. Azap çekiyorsa o zaman görüyorsun demek ki. Ama bu zaman daha gelmemiş ki. Gelmemiş olan zaman için konuşuyor. 50 sene önceki hallerini gördüm. Onlar böyleydi dese tamam inanacağız. Ama 50 sene sonraki kabirde azap çektiği halleri bahsetmesi gösteriyor ki muhtelif tavırları. Burada en antika olan noktası da şudur. Yani bizim elbette ki kader levhalarında görüntülerimiz, suretlerimiz, canlı hayatlar olabilir. Fakat muhtelif tavırların hepsinin hazır olması ne demek biliyor musun? Bu hartiksin boyutunu akıl ve hafsala alamaz. Allah'ın azamet ve kudretini anlamak noktasında bu muhtelif tavırların hepsi canlı, hayatlar bir surette orada hazır olmasını akıl bir türlü kavrayamıyor. Yani senin cennetteki muhtelif tavırların, cennetin birinci katında, ikinci katında, üçüncü katında şunu yaparken, bunu yaparken hepsi. Cehennemin bütün mertebelerindeki suretlerimizle. Şu an burada işte dedik meyhanedeki, evdeki, şuradaki, buradaki, buradaki hallerinde hepsi hazır bir şekilde Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Halk etmiştir. Orada mevcut vaziyette tutmaktadır. Şimdi alem ahirette ne yapacağız? Bütün bunların hepsini seyredeceğiz. Asr-ı saadette olabilirdin, Osmanlı zamanında olabilirdin, geçmiş zamanda olabilirdin, şimdi oldun. Bütün yıllardaki olabileceğin tavırların hepsinde Cenab-ı Hak ne yapmıştır? Hayatlar bir surette halk etmiştir. Gidip o suretlerinle, o kendilerinle, günah işleyen senle konuşabilirsin. Veya hayırlı bir yerde bir amel yaparken kendinle görüşebilirsin. Tabii kalp ve ruhun dereceyi hayatına geçebilirsen, o boyuta geçilebilirse. Yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Miraç'ta diyor, cehennemi gezerken cehennem ehlinin çoğunu kadınlar gördüm diyor. Ama daha cehenneme gitmediler ki. Daha mahşer meydanı bile kurulmadı, kıyamet bile kopmadı. Cehennem ehlinin çoğunu kadınlar gördüm diyor. Görmüş. Demek ki kader levhalarında o cehennemdeki suretleri dahi nedir? Hazırdır. Şimdi bu kadar görüntüler, hani diyoruz Allah biliyor. Allah sadece öyle kuru kuru bir bilmek, ilimden ibaret değil. Hayatlar bir surette, canlı bir surette halk etmiştir, var etmiştir. Pekala nasıl vücut sahasına, vücutsa iradeyle, temayülle beraber meylettiğimiz anda Cenab-ı Hak o sureti ne yapıyor? Aşağıda da gelecek. İlimden kudrete ne yapıyor? Geçiriyor. Evet, bu tabirler zaten hepsinin Levh-i Mahfuz'daki, Levh-i Mahfuz'u ispattaki bütün her şeyin fotoğraflarının canlı ve hayattar olduğunu gösteriyor. Kader ve Levh-i Ezeli'nin defterleri. Şimdi kader dediğimiz zaman bütün hepsini bak yukarıdan aşağıya kadar kader dendiği zaman hepsini içine alıyor. Yoksa sadece Allah'ın bilmesi dersek o zaman konu tam anlaşılmamış olur. Lemalar 104'te Levh-i Mahfuz-u Azam, her şeyin bir azami mertebesi vardır. Burada da kaderde Levh-i Mahfuz-u Azam vardır. Azami derecede bütün bu kayıtların var olduğu, her şeyin bilindiği yer. Levh-i Mahfuz, bunların ikisi zaruri kader, yani büyük mesnevide zaruri kader olarak tabir edilen şeyler, bu Levh-i Mahfuz'la Levh-i Mahfuz'u azamı gösteriyor. Bu İmam-ı Mübin ise, İmam-ı Mübin kader kitabı, ilim ve emr-i ilahinin ünvanıdır. Alemi gayba bakıyor demesi, buradaki levh-i mahv-i isbat, ecel-i muallak, ecel-i müsemma gibi bütün hepsini içine alıyor. İşte buna da yine Mesnevi Nuriye'de nazari kader olarak bu levh-i mahv-i isbat ne yapıyor? Sadaka belayı def eder diyor. Halbuki o bela sana gelecekti.
Cenab-ı Hak onu senin hakkında takdir etmişti. Fakat insanın yapmış olduğu bazı ameller ne yapıyor? İnsanın kaderini değiştiriyor dediğimiz nokta burada gerçekleşiyor. Yani levh-i mahfı ispatta bir değişim oluyor. Lemalarda söylüyor. Yoksa levh-i mahfuzdakini ne yapamaz? Değiştiremez. Eceli muallak. Bu da muallak ne demek? Muallak hani askıda işte sağda solada ikisi arasında muhayyer. İki tarafa da gerçekleşebilir. İşte bu gibi şeylerde insan iradesinin taalluk ederek kaderi değiştirmesi, değiştirdiği noktası bura oluyor. Şu çizgi, hani kader çizgisi dediğimiz, kader kaza. Kaderin kaza olduğu nokta, ilmi ezeliğinin iki düsturu olan kader ve kaza. Şimdi bundan sonra artık hani Hartix'te olan bilgiler ekrana doğru gelmeye başlıyor. Bunun da arasındaki çizgi, hani kader çizgisi dediğimiz, aşağıda zaten gelecek levh-i kaza, eceli kaza. Yani ilimden kudrete geçiş noktası. Bu aşağıda zaten yani kudrete, vücut sahasına gelmesi var. İlmi ezeliğinin iki düsturu olan kader ve kaza diyor. İşte bedihi kader denilen, sözlerde bedihi kader diye tabir edilen levh-i kaza, eceli kaza, yani ilimden kudrete geçiş, İlimden kudrete geçmelerindeki ihtizaz dediğimiz ihtizaz bir titreşim olarak. Yani Hasan abi geçmiş derslerde misal vermişti. Cenab-ı Hak an be an halk ediyor. Yani ilim dairesindeki, ilimdeki hakikatler kudret sahasına an be an aktarılıyor. İnsan iradesiyle yani meyliyle neye meylederse Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bütün o ilimdeki halk edilmiş canlı hayatlar, ruhlu olan o sübut-i ilmileri ne yapıyor? Şehadet alemine an be an aktarıyor. İşte buradaki şeye zaman diyoruz. Hani bir dersten önce de ufak bir konuşmuştuk. Hartix'teki bilgilerin bilgisayarın ekranına gelmesi ve o ekranda görüntünün oynamasına ne diyoruz? Zaman diyoruz. İşte birinci dakikada, ikinci dakikada hani film birinci dakikada, ikinci dakikada. Neye göre diyoruz? İşte ekranda oynamasına göre diyoruz. İlimden kudrete geçmesindeki ihtizaz ve titreşim o oluyor. Hani lamba misali var ya, işte lamba ne oluyor? Lamba yanmıyor. Lamba yanıp sönüyor. Yanıp sönüyor yani yenisi geliyor. Aynen öyle de kader levhalarında olan hakikatleri Cenab-ı Hak ne yapıyor? An be an. Şu an burada saniye be saniye. Her bir saniyemizi, her bir dakikamızı Cenab-ı Hak an ve an vücut sahasına ne yapıyor? Devamlı gönderiyor. İşte bu şeye de biz zaman diyoruz. Bu titreşime de zaman deniliyor. İşte Kitab-ı Mübin alem-i şehadete bakar. Kudret ve irade-i ilahiyeye bakar. Kitab-ı Mübin ise alem-i şehadete bakar. Kudret ve irade-i ilahiyeye bakar. Cenab-ı Hakk'ın kudreti ve iradesi yani işlerin şekillenmesi bu sahada oluyor. Bu bedihi kader dediğimiz levh-i kaza, eceli kaza yani ilimden artık kudret sahasına geçme hengamesi ise ata kazayı kazayla kaderi deler diyor Mesnevi Nuriye'de. Ata ne demekti? Ata ihsan, Cenab-ı Hakk'ın ihsanı veya bizim yapmış olduğumuz ihsanlar. Bu da bunların içerisine geliyor. Bunlar da kaderi değiştiren unsurlar. Kaderde var iken bakıyorsun ki başka bir hayırlı amel ne yapıyor? Senin kaderindeki sana gelecek olan hadisenin rengini, şeklini değiştiriyor. Ne diyor? Abdullah Çavuş isminde
bir zat diyor. Baktım ki işlerinde muvaffakiyeti vesaire üstad bahsediyor. Sonra ihtiyar peder ve valideynine ziyade hürmeti ve sadakatinden dolayı Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onun işlerini, onun vaziyetini daha selametli bir şekilde kılıyor. Ama bir tarafta onun başına bela, musibet gelmeyecek miydi? Gelecekti. Fakat Cenab-ı Hak ne yaptı? Ata ile, ihsanı ile onun kaderindeki fenalıkları kaldırmış oldu. Demek ki burada hayırlı amel çok önemli. Bekliyoruz böyle hiçbir şey yapmadan Cenab-ı Hak bizi sırat-ı müstakime iletmesini bekliyoruz. Vermeden almak Allah'a mahsustur. Yani önce hayırlı bir amel yapacağız ki kader bizim hakkımızda o şeye fetva versin. Aksi halde kader fetva vermiyor ve Cenab-ı Hak onu bize ihsan etmiyor. Kudretin bir cilvesi olan diyor kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye bir vücudu harici verir. İşte burası artık alemi şehadete geçiş hengamesi. Yani bizim alemi gayiptan görüntülerimizin şehadet alemine, şu varlık alemine geçiş hengamesi. Bakın bir dakika öncemiz ne oldu? Alem misale geçti. Yani iki taraf da aslında, iki tarafımız da kaderde. Yani kaderin ortasında dönmüş oluyoruz bu çizgiye göre. Evet, levh-i mahfuzdan geliyoruz ama nereye gidiyorsun, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun? Kaderden gelip yine Allah'ın kaderine gidiyoruz. Hani Hazreti Ömer'e demişler ya, Şam'da veba varmış da, demiş Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Demiş Allah'ın kaderinden, Allah'ın kaderine kaçıyorum demiş. Yani yine kaderin içerisinde dönüyor. Yapmış olduklarımız da alemi misale geçip yine kayıt altına alınıyor. Yine o da kaderin levhaları içerisinde. Kudretin bir cilvesi olan kuvvetini o mahiyeti ilmiyeye sürer, o şeye bir vücudu hariciyi verir. Artık vücudu hariciyi burada giymiş oluyor. Ruhlu ve hayattar olan vücudu haricisi artık burada bedene dahil oluyor. Alemi gaybtan alemi şehadete doğru geçiş şu çizgi esnasında oluyor. Ya yani şu siyah göstermiş olduğumuz çizgi. Alemi gayb ve melekûtu içine almakla numunelerini de tazammun etmektedir diyor. Alemi gayb ve melekûtu içine almakla numunelerini de tazammun etmekte. Hasan abi bunu nasıl anlayacağız? Bunu şey olarak diyebilir miyiz abi? Yani bir hani her şey. Bir al bakayım. Ne demiştin? Şu siyah puntalıyla. Ha, ne diyor? Alemi gayb ve melekûtü içine almakla numunelerini tazammun etmektedir diyor lemmalarda. Cümle biraz eksik gibi ya. Biraz geriden alabilir misin? Geriden alamayız. Buraya bu kadarını almışlar ya. Sen oraya koydunsa simge olarak koydun. O zaman evet. Siyakının başının sonu sen biliyorsun. Şu noktada abi hani her şeyin bir berzah noktası oluyor ya. Hı hı. Yani burada da vücudu harici giyerken alemi gayb ve melekûtü de numunelerini kendinde tazammun eden bir vaziyet. Hani berzah alemi ne dünya ne ahiret. İkisinin ortası olduğu gibi. Bu da alemi gayb ve melekûtü içine alan bir vaziyet içerisinde. Yani artık şehadet alemine geçiş hengamesine çok ince bir şey. Hani şu alemdir diye belki tabir edemiyoruz ama arada böyle bir berzah devinden diye hatırıma gelen. Şöyle bir şey oluyor. İnsanların yanlış bir düşüncesi var. Mesela bir yerden bir yere geçiş yapınca, yani buzdan su oldu, sudan buz oldu. Evet. Sudan çıkmadın ki. Hı-hı. Sudan buz oldu.
Bu sunum aynı zamanda susun. Susun ama H2O'sun. Evet. H2O'sun ama enerjisin. Esirsin. Madde hayatın. Aynı hayatın. Akıl cevherisin. Ruh cevherisin. Nur Muhammed. Hepsi suda var. Ama son görünen alemi şahadetti ki vücud harici. Vücud harici çıktım diye alemin gaybından sıyrılmadın ki. Evet. Şimdi alemi uygulayalım. Şimdi bu. Bu sensin şu anda. Ama susun. Aynı zamanda şu anda esirsin. Aynı zamanda aynı hayatın akıl cevherisin, Nur Muhammed'sin, Nur Muhammed'i ve esmasın. Şu anda alemi şahadette gözüküyorsun diye alemi gaybden koptun mu? Tam tersine. Sen alemi gayba bir berzahsın şu anda. Burada bulunan. Yani busun ama hiç kimse suyun kâram edemediği gibi. Senin şu andaki cesedi halin dışa vuruşun. O zaman sadece ben kopmuş oluyorum. Yoksa hakikat noktasında mahiyet itibariyle... Sen düşüncen kopuyor. Evet. Düşünceler ya. İnsanın düşüncesini oluşturuyor. Kaderini ya hep şeyini. İnsan balon gibi ne düşünüyorsa o içine giriyor. Nasıl yorumlarsan öyle oluyor. O zaman kaderin içerisinde dönüyoruz. Fakat şuurumuz şu an taalluk etmiyor. Fakat berzah alemine geçince artık şuur da taalluk etmiş olacak. Fakat burada insanın iradesiyle o kader alemleri içerisinde gezdiğini derk etmesi gerekir. Bu da tabii imtihanın gereği de zaten budur. Şey de doğru. Aklın özelliği sıra ve tertibi takip etmek. İlişki ve çelişkiyi çözmek. Mesela çelişki karanlık aydınlık. İlişki göz çiçek. Ama ruh seviyesine çıktın mı mazi mustakbel hal yok. Hepsi bir anda bir nazarında hepsine taalluk ediyor. Öyle karar veriyor. Burada kaderini oluşturan zemin düşüncelerin. Düşüncelerine göre her şey şekilleniyor. Düşüncelerine göre moralin bozuluyor. Düşüncelerine göre hayalin çalışıyor, bedenin çalışıyor. Yani buradaki balon sistem zaman dediğimiz ilimden vücuda geçişteki o ihtizaz insandaki karşılığı düşünceler. Yani düşündüğün anda eneyine zenni abdili nasıl inanıyorsun? Yani nasıl düşünüyorsan o anda öyle oluyorsun. Evet. Şimdi burada sema tabiri koymuşuz. Şimdi vücudu harici giydi. Semada yani şu görmüş olduğumuz alemi şehadet. Biz zannediyoruz ki yani şehadet alemi burası. Artık her şey vücut buldu, ortaya çıktı. Yani leyh-i mahfuzla veya efendim alemi gaybla hiçbir alakamız yok. Bağlantı kesildi gibi. Biraz önce Hasan abinin de tabir ettiği gibi. Bütün leyh-i mahfuzun leyh-i mahfi ismatın da alemi şehadette karakolları adeta her yerde numuneleri mevcut. Şey gibi düşünelim. Televizyon vericisi ne yapıyor? Şeyi veriyor. Görüntüyü salıyor. Görüntü nerede? Görüntü her yerde. Her yerde var. Şimdi leyh-i mahfuz. Leyh-i mahfuzun bütün numuneleri, bütün görüntüleri hayatlar canlı olarak her yerde hazır nazır mevcut. Hatta işte Geylani Hazretleri'nin oturduğu yerden işte meyve koparması. Hepsi adeta iç içe bir vaziyette. Bakın burada şu an fena ve çirkin görüntüler, televizyonların açık saçık suretleri var mı? Bu mescidin içerisinde. Var çünkü frekans var. Değil mi? Frekans var. İyi sesler de var, fena sesler de var, güzel görüntüler de var, çirkin görüntüler de var. Sadece insan radyosunu açmakla, televizyonunu açmakla beraber ne yapıyor? Bu görüntülerle münasebettar olabildiği gibi insan kendi frekansını açmakla şehadet aleminde dahi ne yapabiliyor? Bu frekanslara girip çıkabiliyor. Hocam bunu o yukarıdaki yazıya birleştirebilir miyiz? Hangisine? Şu alemi gayb ve melekutu içinde almakla. Şu anda verdiğin örneği oraya birleştirebilir miyiz? Şimdi yukarıdayken hangisini? Alemi gayb ve evet. Alemi gayb ve melekûtü içine almakla evet. Burada numunelerini alemi gayb, alemi ervah olmayacak mı? O da kitap varsa onu bir okuyabilir miyiz orada? Alemi ervah of alemi farklı. Sözde geçiyor. O sizin yazdığınız yerde alemi ervah diyor.
Yani lemalar 281 paragraftır. Farklı geçiyor. Şimdi şöyle, lemalar 281, 283, ikisinden, yani ikisinin vermiş olduğu noktayı nazarı buraya koymuşum. Alem-i şehadet dediğimiz yer, alem-i gaybı ve alem-i melekütün ikisini de içinde alıp numunelerini içerisinde bulunduruyor. Hatta alem-i gaybtan daha ziyade harikadır alem-i şehadet. Çünkü alem-i gaybta belli şeyler vardır. İşte cennette sadece Cenab-ı Hakk'ın cemali, cehennemde Cenab-ı Hakk'ın sadece celali vardır. İşte levh-i mahfuzda Cenab-ı Hakk'ın hafiz ismi azami derece tecelli etmektedir. Fakat alem-i şehadette ise bütün hepsinin numuneleri iç içe olduğu halde hiçbiri birbirine karışmaması alem-i şehadeti alem-i gaybtan daha harika bir surete getirir. Bir şeyde ne kadar küçülüyorsa o derece özel, yani ne kadar küçültülüp de bütün özellikler o küçük şeyde toplanıyorsa o derece o şey daha ziyade harika olduğu gibi. Değil mi? Büyük bir telefon yapmışlar düşünün. Yani şu bilgisayar kadar telefon. O mu daha harika, yoksa küçük bütün özelliklerini, bilgisayarın bütün özelliklerini kendisine bulunduran telefon mu daha harika? Aynen öyle de bütün bu özellikleri, yani bütün alemi gaybın, arşın, kürsün, işte ne varsa, yani mahlukat olarak Cenab-ı Hakk'ın halk ettiği ne varsa, hepsinin numunelerini kendinde tazammun eden alemi şehadet, alemi gaybtan daha ziyade harikadır. O yüzden Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kıyametin kopmasıyla beraber yok etmiyor. Cennette bir müze gibi onu cennetin bir köşesine tekrar koyuyor. Bu hatta şeyler birbirinin üzerine bindirilmiş arkadaşlar. O melekut daha latif, onun üzerine gayb bindirilmiş. Onun üzerine de alem-i şehadet, yani gayb da melekut farklı şeyler. Daha latif mesela umuru gaybiyeye nüfuz etmiş. Zındık dedi bilir. Bu diste mesela alp susuz olduğun zaman mesela nüfus edebiliyor. Bazı umurun batınlarına geçebiliyor. Böyle. Gayb üzerine örtülmüş. Melekut ise, melekut alemleri ise o alemlere ancak ilimle, yani sünnet-i seni dairesinde olanlar geçebiliyor. Yani birbirimize bindirilmiş. Odun, duman, nur, ısı, ışık, renk, arka tarafında biraz da aşağı gittin, kuantum, enerji, esir, madde hayat veya bu su ilişkisi veya ceset, ruh ilişkisi gibi birbirinin üzerine bindirilmiş biz diyoruz. Ama hepsi aynı yerde, bir yer muzahame yok, yani darlığı yok. Aynı yerde. Şu anda mesela Murat'ın verdiği misal gibi burada radyo dalgaları var mı, her çeşit var. Hepsi aynı yerde, hiçbir yerde de değil. Radyoyu açmak irade. Oradaki radyodan kasıt cesettir. Radyoyu açmak düşünce yani. Düşünceni açıyorsun, ondan sonra giriyor. Hani orada. Yoksa sen halk etmiyorsun. Zaten var burada o ses. O ses burada var zaten. Açma, açmamakta kaynaklanıyor. O bahçıvanın şeyi, tahtayı, yolu açması gibi. Açtın. Ne şuna var burada? Açmadı. Kurudu. Peki açtım, ben açtım da oldu diye ben mi yaptım? Şartı bir adi. Adi bir şarttır. Kader bütünlüğü, kader evvel, ahir, zahir ve batin esmalarının bütünlüğü olan yuvarlak bir ayna gibidir. Hepsi vardır. Bize takdir edilen kurallar içerisinde kurallarımızdır. Hani bir top sahasında bir kurallar var. Bir de topçunun o kurallar içerisinde kurduğu kural var. Ama o umumi kuralın dışına çıkamaz. Mesela güneşi ben istediğim zaman dolduramam. Anne babamı seçemem. Ama eğer bu kuralların içerisinde Windows sisteminin bana tayin etmiş olduğu bir hürriyet var. Ama Windows bana şunu vermiyor. Beni ortadan kaldır. Yok, ben Windows kurulumunda program kurarım, istediğim şeyi yaparım. Ama onun bana verdiği sunumla, imkanlarla. Yani sistemin içerisindeki sistemdir. Ağacı ruhu hükmünde olan çekirdeğindeki programlar.
Şimdiki çekildiğindeki programa ne diyor? Ruh hükmünde diyor. O zaman alem-i ervah ne olur? Eşittir. Alem-i gaybden olan geçmiş ve gelecekle alakalı. Yani ervah demek aslında bir yazılım ciheti. Yani o da eşittir kader ciheti. Teknik olarak bu şekilde ifade edebiliriz onu. Yani ervahın bir açılımı yazılım kader cihetidir. Geçmiş ve gelecek haktandır. Yani alem-i ervah diye de isimlendirilebilir. A eşittir, B eşittir, C ise. Evet. Şimdi alem-i şehadetin semasından yeryüzüne doğru devam edeceğiz. Semada bunun bütün numunelerinin var olduğunu zaten şu an bilimde ne yapmış? Kanıtlamış, ispat etmiş. İşte hatta geçmişe ait sesleri de almaya çalışıyorlar. Yani leh-i mahfuzun, leh-i mahfuz ispatın numunelerinin o ses kayıtlarının yeryüzünde, semavatta hazır olduğunu, var olduğunu görmüşler ve o sesleri almak için çalışıyorlar ki bu da neyi gösteriyor? Alem-i gaybın ve melekütün, melekütü içine almakla numunelerini tazamun eder tabirini teyit ediyor. Leh-i mahfuzun cilveleri diyor bunun içinde lemalarda. Leh-i mahfuzun cilveleri bu şehadet aleminde var. Mevcudat ve alem-i şehadet dediğimiz yer, yani şu an daha yeni geldik. Bulunmuş olduğumuz aleme, yani bir şeyin gayb aleminden, kader levhalarından şehadet alemine gelmesindeki mertebe, bu kadar mertebelerden hepsi geçe şehadet alemine yeni geliyor. Ve o alem-i gaybın da, leyf-i mahfuzun da pek çok levhaları, pek çok şekilleri, tarzları şehadet aleminden sonra da devam ediyor. Alem-i misal demiş. Yani burada yapmış olduğumuz ameller, işler, icraatlar ne yapılıyor? Hepsi kaydediliyor. Alem-i misale, oradan levh-i misaliye kaydedilip gönderiliyor. İşte mektubatta ne diyor? Alem-i misalin defterlerinden olan levh-i misali. Alem-i misalin defterlerinden olan levh-i misali. Bu alem-i misal, mazi, hal, istikbali birden tutan bir sistem. Allah canibindeki yönü. Levh-i misali ise insanın burada işlediğinin gittiği yer. Yoksa bizim yaptıklarımız alem-i misale gitmiyor. Alem-i misalin defterlerine gidiyor ki levh-i misaline gidiyor. Veya daire-i misali deniyor. Mesela alem-i ervaf var, bir de daire-i ervaf var. Yani ruhlar bu dünyaya gelmeden bulundukları yere alem-i ervah deniliyor. Burada yaşayıp gidenlere de daire-i ervah deniliyor. Her şeyin olduğu yer alem-i misaldır. Buradan gidenlerin gittiği yer levh-i misaldır. Aynı yere gideceksek niye geldik? Aynı yer değil. Buradan gittiği yer ayrıdır. Levh-i misali alem-i misaldır. Levh-i misali dairesidir. Onu kapsıyor ya. Evet. Yani benim bir tane geçen hafta mı, önceki hafta bir misalimiz vardı. Cep telefonu misali. Cep telefonunda, yani çünkü arkadaşlar bir beklenti içinde belki ağır olabilir diye en azından bu misali yüklenip gidebilir. Mesela cep telefonunda adam zil sesi olarak video'yu koymuş. Video. Yani zil sesi yaparsın, video. Çaldığı zaman birisi hemen video devreye giriyor. Değil mi? Öyle çalıyor. İyi veya kötü video. Veya şarkı türkü müziği var. Kur'an var, ilahi var, ezan var. Şimdi ben adam camide. Ben telefon ettim. Adamın telefonunda müzik çaldı. Şimdi on tabi adama yüklendiler. Kardeşim camide burası korona havası koydun sen yani. Hepimizin namazını ifsat ettin. Niçin böyle yaptın diye sıkıştırdıkları zaman adam dese ki benim suçum yok, kasa telefon etmeseydi benim müzik çalmayacaktı. Şimdi ben telefon ettim, müzik çaldı, orayı berbat ettim. Şimdi ben telefon ettim diye mi suçluyum? O müziğe tercih ettiği için, zil sesi yaptığı için mi suçludur? O suçludur. İşte cep telefonu bedendir. İçindeki program ruhtur.
içindeki o tercihler iradedir. Uydu haşallah. Öteki telefonla ben onu arıyorum. Onun duyduğu, ortaya çıkarttığı zil sesi türkü. Ama sen ederken duyduğun zil türkü sesi değil. Hemen kapatırdın yoksa. Binlerce telefona edin, hep telefon sizin duyduğunuz aynı. Ya dırırırır diye duyarsın. Türkü duymazsın. Ama aynı anda ben bu zili böyle duyarken sen türkü duyuyorsun. Aynı anda. Burada kader, buradaki sinyal kaderdir. Oradaki telefondaki tercihlerin senindir. Ve irade senindir ve o camide de mesul sensin. Ben telefon ettim diye ben mesul değilim. Temayülatına göre o zaman evet. Bu alemde şehadet aleminde ortaya çıkıyor. Kişi evet senindir. Şimdi bir tanesi çıkıp dese ki ya sen bana telefon etmeseydin camide türkü çalmayacaktın. Şimdi bir camide açık bıraktın, bu derste telefonu açık yaptığın gibi. Bir kere türküyü tercih ettin. Benim suçum yok. Buradaki tercih sensin. Evet ben aradım. Halkı şer şer değildir. Kesbi şer şerdir. Benim aramam şer değil, senin müzik tercih etmen şerdir. Ama kaçırmayacağım şu. Ben ederken duyduğum ses de aynı anda duyduğun ses farklı. Müzik de çalar, başka şey de yapar mesela. Adam kırıkandı, gitmiş Mekke'de tavaf ediyor. Pamuk tarlasına telefonu bağlamış. Saati gelmiş bir arıyor, telefon titreşimde. Kırıkandaki telefon titreşimde. Titreşim olunca elektriği devreye sokuyor. Elektriği devreye sokunca su motoru devreye giriyor. Su motoru girince suluyor. Aynı zamanda da kamera biliyorsun cepte. Üçgen mi ne diyorlar böyle. Bakıyor tarla ve kaç dakikada dolduğunu da biliyor. Mekke'den telefon ediyor, suluyor. Biraz sonra telefon ediyor, titreşim kesiyor, cevabını takdir düşüyor. İkisini de seyrediyor. İkisinin hepsini mazi ve hali, istikbali. Yani şeyde çıktığımız zaman çok güzel bir şey tespitin yukarıda olmuş seni. İlimden kudrete geçerken dırrrr var ya ampul. Evet. O zamandır. O tespitin çok güzel oldu burada. Onu kaçırmamasını söylerim. Şimdi ampul saniyede 60 defa yanar söner. Tırt 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 tırt. Devamlı yandığından biz kısa olduğundan, gözün görme kabiliyetinden kısa olunca devamlı yanıyor zannediyor. Oysa o ilimden kudrete geçerken dırırtlar, onun adı zaman. İlimden kudrete geçerken titreşim yani. İhtizaz. Dırırt. İşte o çok antikadır. Bu sefer ilimdeki şeylerdeki alemi gaybda benim ihtiyarım var mı? Alemi gayba ihtiyarın yoktur, iraden vardır. Alemi şehadette ihtiyarım vardır. Orada elestu bi rabbi galu bela diyen ihtiyar değildir, iradedir. İrade batındır, vicdandadır. Geçmiş ve gelecek zamanı içine alan iradedir. İhtiyar ise geçmiş ve gelecekle alakası yoktur, hazır zamanla muttelaadır. Biz geçmişte söz verdik, irade iradeyiz. Allah geçmişinizdeki sözünüzü niye cayıyorsunuz demekle irade ile orada iman edenler var. Burada ihtiyarla itikat ediyorlar. Bir de bir şey söyleyeyim kesiyorum. 142 sözlerde diyor ki kabre giriş 3 şekildedir. Bir ehli iman için. İkinci yol ehli teslim için. Tasdik için. Üçüncüsü ehli kafir. Hep böyle ders yapardık. Birincisi ehl-i iman, imanın iktizasına göre amel yapan. İkincisi iman etmiş fakat ameli yok. Hayır. İman etmemiş. İkincisi tasdik etmiş. Tasdik dimağa aittir. İman ise kalbe ait bir sıfattır. Tabi dimağı çözümleyemezsen bunu oturtamazsın yerin. Şimdiye kadar senelerce ben dahi 30 sene hep yanlış ders yapmışım. Demişim ki iman etmiş fakat ameli yok. İman demiyor orada. Birincisi ehl-i iman. Sonra dönecek. Günaha dayı olsa ebedi değil. Ama buna diyor ki ehl-i tasdik için hapsi ebedidir diyor. Hem tasdik diyor hem ebedi diyor. Biz ne yapıyoruz? Kabirde. Ne kabir? Kabir bu. Kabir ebedi değil. Yani burada da ihtiyar hazır zamandaki tercihlerimizdir. İrade alimi gaybdaki biz olanlar.
Biz orada tercih ediyoruz. Çünkü irade oraya bakıyor. Dolayısıyla oradaki irademizin ihtiyarımıza yansımasının bütünlüğü kader. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyoruz. Yani Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Yani Allah'ın kader ve kazasından yine tekrar insan şehadet aleminden, alemi misalden, levh-i misaliye, elvah-ı mahfuzada, hüviyet-i misaliyeleri ne yapıyor? Devam ediyor. Bu alemi mana, Hasan'a bu alemi manayı nereye koyacağız? Şimdi alemi mana, bu gene alemi gaybın bir şeyidir. Ruhlar aleminin bulunduğu bir yerdir. Alemi mana, bu lef-i mahfuzdan sonra olan bir alem, mana, yani çekirdekte bulunan meela gibi, fıtratta ne diyelim, mesela senin değişmeyen bazı tefekkürlerin var sabit, ama bazıları da değişkendir. Alemi mana, ötenin bu tarafa bakışı, onun bu dünyadaki karşılığı sende düşüncelerdir, yani tasavvurlarımızdır. Burada tamamen kilit nokta, kader bir ayna düşünün, yuvarlak, köşeli değil. Bir tarafına ezelde, bir tarafına ebedde, bir tarafına zahir, bir tarafına batın. Evveluhu, çekirdek evveluhu. Meyve ahiruhu, ağaç zahiruhu, ağaç içi batinuhu. Yuvarlak, yuvarlak bir aynanın mazisi müstakbili var mıdır? Yuvarlak olduğu için evveli ahiri yoktur, hepsi aynı yerdedir. Mesela cep telefonunuzda video var. Çalarken bir dakika, iki dakika diye dakikalar karşımıza çıkar. Ama biz elimizle videoyu istediğimiz dakikaya getiririz. Cep telefonumuzda dakika yoktur. Biz onu eyleme geçirsek dakikaya dönüşür. Cep telefonundaki videolar alemi manadır. Onu playerine basarsan alemi şehadette zamana dönüşür. Manaların, âlem-i mananın, âlem-i şehadeti peyderpey ihtizazı zaman gözükmesi âlem-i şehadet. Mesela cep telefonunda 180 bin tane video var. Var mı? Var. Birbirini kapatıyor mu? 180 bin tane video olsa. Yani birbirini kapattın mı? Kapat. İstediğini bu şey yaparsın. İstediğini parmakla basarsın. Birinci dakika başladı, 57. dakikada elini götürürsün. Ama onu kurarken, yaparken bunu yapamaz. İşte 18 bin alem insanda cem olması telefondaki 18 bin tane video demek. O alemi manadan, alemi şehadeti şey yapınca pil eline birisine basıyorsun. Manadan bir tanesini alıyorsun. Yani biz bunları her ne kadar alt alta yazdıysak da yani böyle öyle alt alta, alt alta diye bir şey yok. Yani bir dönüyor sanki, yani bir döngü dönüyor. Çekirdekten Mayıs 1 filiz verdi. Mayıs 1 bilmem ne 30 sene geçti ağacın son yaprağı. 30 sene dışarıda. Çekirdekte ise ağacın ilk yaprağı ile son yaprağı aynı yerde. Evet. Öyle değil mi? Çekirdekte öncelik sonralık var mı? Çekirdek yuvarlaktır çünkü. Ya bir de şey geliyor bize böyle, hani biz tamam şehadet alemine çıktık. Yani biz buradayız artık. Alem-i gayb kaldı dışarıda. Aynen. Biz halbuki alem-i gaybın içerisinde bir şubede biziz yani. Ya buzsun, buz. Sen şu anda buzsun. Buzsun diye surluktan çıktın mı? Susun aynı zamanda. Hatta daha ziyade içerisindeyiz de. Yani bütün 18 bin alemi cem eden alemin içerisindeyiz. İkinci olarak 18 bin alemin hepsini cem eden bu alemin de içerisindeyiz. Aslında bazen şiddeti zuhurundan o alemler gözükmüyor. Eğer deselerdi ki ya işte terakki edeceksin, işte levh-i mahfuza çıkacaksın, zor bir iş. Ama halbuki bütün levh-i mahfuzun, levh-i mahfizfadın, arşın, kürsün, cennetin, cehennemin, Cenab-ı Hakk'ın bütün esmasının aynedarlığını yapan şahsiyet biziz. Ve bunun içerisindeyiz. Bu ceset, bu ruh tamamen bütün bu şeylikleri, yani bu tecellileri gösterebilecek kabiliyete sahip ve biz de bunun içerisindeyiz. Ama farkında değiliz. Biz ne yapıyoruz biliyor musun? Biz de kaderde konuşur. Asıl saadet olsaydı tercihlerimiz farklı olacaktı. Osmanlı'da olsaydı tercihlerim farklı olacaktı. Bak işte. Aslında vücut hepsi var. Vücut ilimden, istikbalden hale uğruyor, maziye dökülüyor.
Benim vazifem şu. Bana rağmen çalışıyor bu. Ben bunu onaylıyorum, reddediyorum. Bu kadar. Bu zaten oldu. Olacak. Ben onaylıyorum, reddediyorum. Noter gibi tasdikle. Geç. Tamam, reddediyorum ve tasdik ediyorum. Başka bir şey yok. Çünkü vücut zaten durmaz. Nehir sana rağmen akıyor. Yani istikbalden hale uğrayıp maziye dökülüyor. Senin işin onaylayıp onaylamama. Şu anda mesela diyelim ki bu şeyi kürsüye seni Allah çıkarttı. Şimdi burada sen bana Allah çıkarttı dersen ahirette güzel bir kaderin olacak. Benim gibi adam var mı? Tabii ya, benim bir özelliğim vardı, onun için çıktım desen onda dibe doğru gideceksin. Aynı fiil ama. Evet. Aynı fiil seni âlâ ediyor, dibe götürüyor, yukarıya çıkarıyor. Âlâ istikbalden hâle uğrayan fiil aynı. Onaylıyorum, onaylamıyorum. Osmanlı'da olsaydım o fiili onaylayacaktım, onaylamayacaktım. Resulullah zamanında olsaydım onaylayacaktım, onaylamayacaktım. Belki de bu cehli yanında olacaktım. Günah durumunda nasıl oluyor efendim? Şimdi onaylamıyor. Mesela diyelim ki abi biraz... Yapıyoruz. Ha şu, şu adam çıktı mı? Çıktı. Şimdi bu adam dese ki benim gibi adam var mı ya? Benim bir özelliğim olmasa benim gibi böyle bir şey var. Tabii hepinizden ben iyiyim ki, ben buradayım. Dese dibe iner mi, inmez mi? Aynı fiilde dese ki bunu Allah'ın rahmeti bu, Allah'ın ikramı dese yukarıya çıkar. Aynı fiil. Fiil günah değil. Fiil bir şey. Sana yaptırtırız. Mesela aynı fiili çocuk yapar, günah değil. Aynı fiil sığır yapar, günah değil. Aynı fiili ben yaparım, günah oluyor. Cenab-ı Hak nezdinde şimdi Musa Aleyhisselam'a diyor ki domuz eti haramdır. İsa Aleyhisselam'a diyor ki helaldir. Şarabı Musa Aleyhisselam'ın şeriatında haram domuz ediyor. Domuz eti demiyor da şarap meselesini, şarap İsa Aleyhisselam'a ikram ediyorlar. Helal deyince acaba helal etti anlaşıldı. Şöyle tepsiyle şarabı ikram ediyorlar. İsa Aleyhisselam içmiyor ama reddetmiyor. Mesela Musa Aleyhisselam'a cumartesi balık tutmak haram etmiş. Biz elhamdülillah iyi helal etmiş yani. Balık tutabiliriz. Şeriatında, Musevilik şeriatında balık tutmak haram. Hamur yemek. Hamur yemek. Ondan sonra vesaire. Yani Allah emreder hasen olur, neyeder kabi olur. Aslında eşyanın zatında kabi ve çirkinlik hayır yoktur. Allah iyi dese iyidir, kötü. O zaman fiil. Basit bir iş fiille Allah'ı memnun edersin, dev kadar iş yaparsın, hayırlı gözüküyor zahirde, Allah'ı memnun edemezsin. Uhud Savaşı'nda çok cengaver savaşan bir sahabe görevliler, bunun gibi olsak diyorlar, Peygamber diyor, bu cehennemliktir. Aynı fiil. Aynı fiil, evet, çok da şey savaş, iki elin iki kılıç savaşı. Yani fiili, çünkü maksadı onaylayan kişi önemli. Önemli, kader bu. Kader, sistemin içerisindeki cereyan eden fiilimi onaylıyorsun, onaylamıyorsun. Yani mesela oturuyorsun şu anda, Allah'ın ikramıdır, yok benim gibi adam var mıdır dediğin anda işte bu senin kaderin bu. Abi mesela hapishanedekiler diyor, kaderin mahkumunuz diyor mesela, çok kullanıyor. Doğru yanan değil, çünkü kader, mazi, istikbal hepsini birden, yani kader demek Allah'ın ilmi demektir. Allah'ın ilminde bir şey yok ama o tabii yanlışı kastediyor. Kaderin mahkumu, peki tabanca çekerken kaderin mahkumu muydu? Bir de masiyetin vahşi şeklinden diyor yine lemalarda. Yani bu alem-i manada hüviyet-i misaliyeleri derken misali suretleri, her şeyin, her olayın, her hadisenin, her kelimenin, ağızdan çıkan her şeyin masiyetin vahşi şekli dediği gibi, yani hayır olan amellerin de kendine münasip güzel şekilleri, suretlerini Cenab-ı Hak ne yapıyor? O alemde halk ediyor. Hatta kabirdeki azap için bahsediyor. Kabire girdiği zaman korkunç bir surette, korkunç surette bir şey gelir diyor. Der ki Allah belanı versin, sen kimsin der diyor. Yani ölen kişi. Der ki Allah senin belanı versin, ben senin yapmış olduğun işte fena amellerinim der ve azaba başlar diyor. Üstad da bunu işte masiyetin vahşi şeklinden, yani günahın vahşi şeklinden diye. Bu... Şekli vahşi. Evet. Hakikati değil. Evet. Mesela gübre şekli necis. Ağaç ise nimet değil mi? Zebani de melek. Günahların, masiyetin, haramların şekli. Mesela melek ve şeytan. Birisi nur, bir tanesi zulmet.
geç arka şeytanı yapan mudir esması, meleği yapan nur esması aynıdır. Esmada şeytanlık yoktur. Evet. Ama şekilde var. Bak ne güzel şey konmuş. Aferin, güzel de tespit ettiniz. Tebrik ederim. Masiyetin vahşi şekline. Masiyetin kendisi değil. Masiyetin berbatlığı demiyor. Şekli bu. Evet. Yine bu alemde tabi bu şekli ifade ederken arzdaki hani kafta meselesinden filan aldık bunu abi. Arzdaki bir şeyin bu alemde pek çok geniş göründüğünü ifade ediyor mektubatta. Yine muhakematta da var aynı mana. Yani bu alemde bir bardak olarak gözüken şey belki orada bir dağ gibi gözüküyor. Yani mana alemi farklı. Veya burada bir gıybet ediyor insan. Bakıyorsun ki orada işte bir leş olarak gözüküyor. Yani rüyada diyor ya ölü eti yemek dünyada yapmış olduğun gıybetin işte şeyidir. Bazen görüntüsüdür. Bununla daha çok şeyde rüyada muhatap oluyoruz. Rüyada yapmış olduğumuz acayip acayip işler, garip garip alemlere giriyoruz. Bu alemde yapmış olduğumuz, şehadet aleminde yapmış olduğumuz işlerin görüntüleri, suretleri bize orada gözüküyor. Tabi rüya aleminde geçtiğimiz kadarıyla. Fakat asıl olarak alemi manadaki hüviyet-i misaliyeleri ise yani Cenab-ı Hak ne şekiller, ne suretler halk etmiş tabi hepsi. Allahu alem yani gidince gözükecek. Yine burada son olarak geçmiş ve geleceğin. Yani geçmiş, gelecek nasıl ki canlı hayatlar suretleri var. Canlı ve hayatlar olarak bu aleme geliyorsa aynı şekilde geçmiş, gelecek ikisi de hayatlardır. Canlıdır, mevcuttur. Ve ruhludur. Ve ruhludur. Rüya aleminde acaba bunlara mı geçiyoruz da kendimizi ölürken görüyoruz, can verirken görüyoruz, yıkanırken görüyoruz? Mesela geçmiş ve gelecek uzunluğunda sözlerde ben buradan görmüyorum o kadar da herhalde başka yerden aldım. Aleme aynı yer ama sözler uzunluğunda daha herkese umumidir. Geçmiş ve gelecek canlı ve ruhlu elva kaderiyeden alınır diyor. Şimdi geçmiş, gelecek, hal hepsi esmaların farklı boyutlarıdır. Hepsi canlı ve ruhludur. Hepsi. Şimdi bu alemi, ruhlar alemi şu anda mevcut değil mi? Mevcut. Nereden geliyor? Birisi bir şey geliyor ya. Peki yaptıklarımız şu anda mazi değil mi? Mazi. Peki nerede bizim mazimiz? Herkes düşünsün. Mazin nerede? 30 senelik mazin nerede? Neredeyse istikbalin de oradadır. Yok ki burada. Bak. Bu ikisi arasında ne kadar zaman geçti değil mi? Bunlar alışmış geç buna. Yani 10 saniye diyor mesela. Ama yok öyle bir şey. Bu ikisi nerede? Yok ki. Nerede? Kafada. Yani mazimiz de yok burada. İstikbalimiz yok burada. Burada gözüküyor kayboldu. Tır 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 bir. Bu hayat işte. Onun için Üstad Hazretleri diyor ki yakaza rüya hakikatmış, dünya işte rüyaymış. Var ya Asar-ı Bediye'de bir cümle var. Aslında biz rüyadayız. Rüya görüp hakikata geçiyoruz bazen. Ötelere orası hakikat. Rüya biz... yakazadır. Yakaza zannettiğim şu dünya diyor rüyadır. Hatırlarsın Asar-ı Bediye'de. Şimdi mesela geçiyorsun Murat, Levi Mahfuz'un ezel defterlerine geçiyorsun, tamam mı? Üstad geçiyor. Senin yılan suretini görüyor, bilmem ne yapıyor, bir sürü görüyor. Veya durup dururken görüyor, böyle açılıyor, pat diye açılıyor. Mesela telefonla şu anda televizyon çalar. Şu anda radyo çalar. Ne yapıyor? Gaybi şehadet etmiş. Ya benim telefon gaybi şehadet ediyor da insanın ruhu bundan harika değil mi ya? Telefon şu anda çalıyor. Radyo çalıyor. Nereden çalıyor kardeşim? Bir yerden getirmiyor. Ortaya çıkarıyor. Radyo bir şey getirmiyor. Radyo var olanın benim kulağıma dönüştürüyor. Şu anda var. İnsan ruhu bir şey yapmıyor. Mevt engamında ahirete gitmiyor. Pat ahiret oluyor. Radyo getirmiyor. Var olan frekansı sesi kulağa dönüştürüyor.
mevt engamında birisi bir yere gitmiyor. Tak ahiret frekansına dönüşüyorsun. Yani nerede? Dünya neredeyse ahiret oradadır. Çünkü örtü neredeyse örtülen de orada. Burada işte. 18 bin tane video koydum şey telefonuma. Hepsi aynı yerde. Hiçbiri birbirini kapatmıyor. Aynı yerde. İstediğim. Hepsi de zamanları da farklı. O zaman içerikleri de farklı. Ama telefonun tartın kilosu yok. İşte alemi gayb-i şehadet ediyor. Şimdi bizim için gayb değil mi bu sesler? Gayb derken bizden kopuk mu? Şu anda sesler var. Bizim için istikbal, daha çalmadık. Peki nerede bu sesler? Çok iyi biliyoruz ki burada. Radyo ne yapıyor? Radyo yaratmıyor. Radyo gidip bir yerden getirmiyor. Varı bizim frekansa dönüştürüyor. Azrail Aleyhisselam radyo gibidir. Ruhu alemi gayba dönüştürüyor frekansı. Yani radyo şu andaki dalgaları, televizyon dalgasını bizim göze dönüştürdüğümüz gibi Azrail Aleyhisselam da ahiret seviyesine dönüştürüyor ruhu. İşte bunun adı mevt. Ruh olurken de Azrail'in görevi var mı ki ruhu getirmek? Ruhu nereye? Kim yapıştıracak? Şimdi Cebrail Aleyhisselam ruhu getirdi çocuğa. Cebrail mi getirdi Azrail? Cebrail ruhu öflürüyor, öflürüyor. Orada tutan kim? Azrail. Şu anda tabi zahirde Azrail gelecek, ruhumuzu alacak. Doğrudur, bu böyledir. Zahiri şeriatta böyledir, zahiri budur. Batın manası, Azrail gelmiyor kardeşim. Azrail bizde var zaten, o gidiyor. Azrail duruyor zaten. Ruhu tutmayı mı bırakıyor abi? Yani çekirdekten ağaç çıktı diye, çekirdeğin içi boş. Şimdi bütün alem bizde yok mu? Azrail de bizde, Cebrail de bizde, İsrafil de bizde, Cennet de bizde. Ya ne Cebrail'i ya? Allah bizde ya. Kainatta olmayan Allah'ın zatı, Allah ilmi, iradesi, sıfatıyla kainatta. Zatıyla insanda. Biz bazı şaşırıyor. Ya Azrail nasıl bizde olur lan? Kardeşim Allah bizde ya. Abi Şems'i temizlemiş ya, benim cübbemin içindedir Allah diye. Tövbe estağfurullah, tamam mı? Duymayın, duymayın daha iyi. Duymayın daha iyi. Şimdi, ya dedi ki, Hasan galiba cübbedir. Hasan kardeş dedi, sen hadi Nünker Mekir'i getirdin ama Sırat Köprüsü'nü de buraya getirdin ya, ne biçim adamsın sen dedi ya. Abi ben getirmedim dedim ya. Bu zaten buradaydı, ben üstünü açtım. Deli etme beni diyor ya. Sırat Köprüsü'nü, bak dedim ki, bak abi, Sırat Köprüsü burada olması garipsiyorsun değil mi? Allah burada. Zatıyla insanda. Sırat Köprüsü neymiş ki? Böyle düşündüğün zaman insan cüziyetten külliyete çıkıyor. Her bir cüzi fiili külli oluyor. Nazarın o cüziyetin külli. Nasıl yapıyorsun? Sen kim olduğunu tanıdıkça hadiseler küllileşiyor. Bak kardeşim, ölümü bak nasıl halletti korkanlar için? Radyo. Sesi getirmiyor, gidip şey yapmıyor kardeşim. Ses zaten var, varı bize dönüştürüyor. Öyle mi? Radyodan kasıt cesettir. Tamam mı? O buradaki sesler de gayiptir. Cennet cehennemlerdir. Azrail Aleyhisselam taktı bu formatı, ceset formatından buradaki formata dönüştürüyor. Daha düğmesini çevirir gibi. Böyle daha dinamik. Kimisi çeviriyor, türkü çalıyor. Bir tarafa çeviriyorsun, müzik bir şey çalıyor, Kur'an çalıyor. İkisi de radyo yapıyor. Azrail Aleyhisselam bazen türkü çalıyor, cehenneme çalıyor. Alıyor ruhu cehenneme doğru. Ötekisi Kur'an çalıyor, cennete. Aynı şey, çeviriyor. Bakın. Bu alemlerin üstü ne kadar açılırsa, burada ne kadar anlaşılırsa, o nispette insan ahirette ona göre mükafat görecek ve inandığı Allah'ı görebilecek. Evet. Yoksa mutlak Allah'ı göremeyecek kimse. İnandığı kadar bir Allah'la muhatap olacak. Şimdi bir misal veriyor da üstad, bizde diyor sadedil bir kabile vardı diyor. Onlar derlerdi ki bizim ağamız padişah ocağının başındaki bulgur çorbasını pişirirken ne yapıyor onu bilir. Şimdi diyor bunların diyor padişah düşüncesi bir bulgur aşı pişiren bir yüzbaşı derecesinde bir padişah tanırlar. Bunlara desen ki diyor işte seni padişah yaptım işte bir bulgur aşı versen o gerçekten kendini padişah olduğunu zanneder.
Aslında bu bedevilerden daha komik bir vaziyette bizim halimiz. Bizim tanıdığımız Allah da bundan farklı değil. Yani çoğumuz Allah'ın yetkilerini, herkes kendi hususi dünyasındaki Allah'ı tarif etse, inan belediye başkanının yetkilerine yetişemez. Hatta sokakta bir anket yapsan, mahalle muhtarı kadar gücü olmayan bir Allah ortaya çıkar. E tabi ahirete gittiği zaman nasıl bir Allah'la muhatap olacak? İşte o kadar, yani terazisi ne kadarsa, anlayışı, fikriyeti ne kadarsa o kadar bir Allah'la muhatap olacak. Ama derslere gelip işte 18 bin alemden tabir olarak, yoksa o kadar daha da fazladır. 18 bin alemden bir alem, onun işte bir kaderi mesela, levh-i mahfuzu, bunun içeriğini ve bunun içerisinde ne alemler var? Yani tabirinde aciz kalıyor insan. İşte derslere gelerek bunların üstleri açıldıkça insan Allah'a daha ziyade yaklaşıyor ve hakiki Allah'ı tanıma nispetinde de insan ahirette Cenab-ı Hak'tan daha ziyade istifade edecek. Bak cennetten değil. Cennet sadece insana ihsan edilmiş bir şeydir. Hediyedir. Yani hediye sahibi değildir. Biz cennetten Allah'tan istifade etmek lazım. Çünkü bir, değil mi? Bir saat rüyeti cemalullah bütün cennete bedel. Bu bile bir şey değil. Rıza-i ilahiye talip olunmasını Cenab-ı Hak ne yapıyor? Bizden istiyor. Yani inandığımız kadar gerçek Allah'ı tanıma nispetinde Allah'tan istifade olacağı için Cenab-ı Hak bu derslerden daha ziyade istifade etmeyi ve kendisine yaklaşmayı nasip eylesin. Subhaneke la ilme lena illa me allemtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.